Başkente Değer Ödülleri törenimizin ikincisine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ankara'mız Türkiye'nin başkenti, başkentin kalbinde de altında. Ankara'nın manevi mimarı Hacı Bayram Veli Hazretleri Müzesi, Ankara Kalesi altında bulunan sığınağı gün yüzüne çıkartarak müzeye dönüştüren Müzeler Diyarı, aynı zamanda binlerce öğrencimize yüzme öğreten projeleriyle öne çıkan Altındağ'ımızın belediye başkanı, doçent doktor Sayın Asım Balcı'yı Kültür ve Spor Belediyeciliği ödülünü almak üzere alkışlarımızla sahneye davet ediyorum. Başkanım, bugün kültür ve spor alanında başarılı çalışmalarınızdan dolayı ödül aldınız. Altındağ biliyorsunuz Ankara'nın kalbi, tarihi ve kültürel merkez, turistik merkez Ankara'da Altındağ olarak ifade edebiliriz. Çünkü işte müzelerin yoğun olarak bulunduğu, tarihi mekanların yoğun olarak bulunduğu yer Altındağ. Dolayısıyla turistin en çok geldiği yerler yine Altındağ'a ait mekanlar. Camileriyle, türbeleriyle, bedestenleriyle, hanlarıyla, hamamlarıyla Altındağ ön plana çıkıyor. Biz de bu tarihi yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. En son Hacı Bayram Veli Müzesi'ni şehrimize kazandırdık. Şimdi inşallah kalenin altında bulunan Sığınak Müzesi'nde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah nasip ederse. Tabii tarihi mekanda çalışmanın bir takım titizlik gerektiren hususları var. İlgili kurullardan izin alınması gerekiyor. Projeler çalışılıyor, revizeler oluyor. Dolayısıyla bu titizlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir taraftan da mesela Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin Solfasol'da doğduğu ev ve çevresini yine gün yüzüne çıkartıyoruz. İnşallah sonbahara yetiştirmeye çalışıyoruz. Tarihi cami, orası şu anda tek tek sıvaların altında nakışlı işlemeler bulundu. Onları büyük bir titizlikle arkadaşlarımız çalışıyorlar. Orayı da inşallah tekrar ziyarete açık hale getireceğiz. Kalenin altındaki o sanat müzesi. Sığınak müzesi ne zaman açılacak? Sığınak müzesi dediğim gibi işte şu anda kurullarla görüşmelerimiz devam ediyor. Proje üzerinde çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımızla da görüşmelerimizi sağladık. Çalışmalar başladı ama ne zaman biteceğiyle ilgili şu anda bir öngörüde bulunmak çok kolay değil. Çünkü titiz çalışılması gerekiyor ve en güzelini ortaya çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hayırlı olsun tekrar. Teşekkür ederim ben de, çok sağ olun. İlk andan itibaren tüm ekipleriyle afet bölgesinde bulunan, yemeğinden temizliğine kadar her derdiyle dertlenen, konteyner kent kuran, Ankara'nın en çok destek veren belediyelerinden Sincan Belediye Başkanı Sayın Murat Ercan'ı afet bölgesi hizmet özel ödülünü almaları için başkanım, çalışmalarınızdan ötürü ödüllendirildiniz. Sincan gerçekten Ankara'nın artık çok konuşulan bir metropol şehri oldu. Ve biz de geçenlerde Sincan'da bir halk röportajı yaptık. Sizi o kadar çok seviyorlar ki, sizinle bağ kurmuş ki Sincanlılar. Nasıl başardınız? Aslında şöyle ifade edeyim. Hani biz ne yaparsak yapalım, ne kadar çalışırsak çalışalım, bunu vatandaşa anlatan sizlersiniz. Dolayısıyla sizin bu üstün gayretinizle biz tanınıyoruz, ne yaptığımızı takip etme şansı oluyor vatandaşlarım. O yüzden size teşekkür ediyorum. Redaktör Haber'e teşekkür ediyorum. İşte bugün Medya Ankara bir program yaptı. Oradaydık. İşte böyle güzel arkadaşlar, gerçekten mesleğin hakkıyla yapmaya çalışan arkadaşlar bize de çok faydalı oluyor. Tabii bizim ne yaptığımızı, ne ettiğimizi halka duyurulması açısından. Bu kadar çok böyle bir pozitif karşılık varsa, dediğim gibi bunda sizin ciddi bir payınız var. Teşekkür ederim. Sağ olun canım. Başarılar diliyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Ankara'nın çalışkan milletvekillerinden eski başbakan yardımcımız 27. dönem AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler Beyefendi'yi ödüllerini almak üzere büyük alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Sayın Bakanım, Başbakan yardımcılığı yaptınız, bakanlık yaptınız, yıllarca Ankara'da milletvekili yaptınız ve Ankara'ya gerçekten büyük katkılarınız oldu. Ve bugün de ödüllendirildiniz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ankara'ya kesintisiz 12 yıl hizmet etmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip etti. Bizi bu göreve layık gören milletimize şükranlarımı sunuyorum. Ankaralı hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletvekili olmamızda inisiyatif kullanan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Tabii ben doğma büyüme Ankaralıyım. Ankara'nın geçmişini bilen bir insanım. Ankara'nın 70'li yıllarını, 80'li yıllarını ve bugününü bilen bir insanım. Ankara çok değişti tabii biliyorsunuz ve değişmeye de devam edecek. Ankara marka bir şehir haline geldi. Ankara sadece memur kenti değil, başkent değil, siyasi başkent değil. Aynı zamanda sanayinin başkenti oldu biliyorsunuz 13 organize sanayisiyle. Aynı zamanda hızlı trenin başkenti, sağlığın başkenti. Dolayısıyla AK Parti iktidarları döneminde son 20 yılda, 21 yılda hakikaten Ankara'mız çok büyük hizmet aldı. Köylerimiz hizmetler aldı, kırsalımız hizmet aldı. Ankara ciddi manada ismine yakışır, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentine yakışır
bir şehir olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Eksiklerimiz var. Onlar da inşallah önümüzdeki yıllarda elbette ki telafi edilecektir. Ama alan çok büyük. Buna rağmen elhamdülillah yani Ankara'mız gerçekten çok değişti. İlçelerimiz kalkındı, gelişti. Mesela Kahramankazan ilçemiz benim çocukluğumda 3000 nüfusluydu. Şimdi 60.000 nüfusa ulaştı. Ben burada tabii başkente değer katan arkadaşlarımızın hepsine şükranlarımı sunuyorum. Bizi bu ödüle layık gören medya Ankara'ya, sizlere şükranlarımı sunuyorum. Ankara benim sevdam ve sevdam olmaya da devam edecek. Allah fırsat verirse yine hizmete devam edeceğiz. Ben bir kez daha bu güzel törende ve müstesna insanlarla bizleri buluşturduğunuz için de sizlere şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten marifet iltifata tabidir. Gerçekten iyiliği teşvik etmek, doğru işlerin sürekliliğini sağlamak onları daha görünür kılmaktan geçer. Dolayısıyla bu etkinlikte gerçekten Medya Ankara'da aslında burada marifet sahiplerini iltifata tabi tutarak gerçekten doğru işlerin çoğalması adına önemli bir inisiyatif alıyor. Zaten geçtiğimiz yılda bunu yapmışlardı. Kültürüyle, sanatı, dinamik gençliğiyle, savunma sanayi ve yatırımları olduğu kadar tarımıyla da önde bir isim. Ankara'da belediyecilik olarak öne çıkan isimleri sahneye davet edeceğim efendim. Yerli ve milli kalkınmanın öncüsü, kuruluşlarla yaptığı ortak çalışmalarla gelecek nesillerin önünü aydınlatan bir belediyemiz var sırada. Gençlik ve Teknoloji Belediyeciliği ödülünün sahibi Pursaklar Belediyesi ve Pursaklar Belediye Başkanı Sayın Ertuğrul Çetin adına ödülünü almak üzere Başkan Vekili Sayın Hamdi Keskin Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Başkanım Ankara'da önemli bir ödüle imza attı. Pursaklar Belediyesi olarak yoğun çalışmalar içerisindesiniz ve ödüle layık görüldünüz. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bu yıl ikincisi düzenlenen Başkente Değer Katanlar ödülüne layık görüldük. Geçtiğimiz yılda kültür ve sanat alanında ödül almıştık. Bu yılda gençlik ve teknoloji alanında bir ödül bize layık görüldü. Bildiğiniz üzere belediye başkanımız bizim genç bir belediye başkanı. Kültür, sanat, spor ve bunun yanında da gençliğe çok önem veriyor. Bu ödül almak tabii ki bizim için Pursaklar adına mutluluk verici. Ankara'da kültür adına Ankara'nın en büyük devlet tiyatroları sahnesine sahibiz. Açıldığı günden bugüne 60.000'in üzerinde biletli tiyatro severle Pursakları buluşturmuştuk. Bilim Pursaklar ve deneyap atölyeleri olarak da Ankaralı ve Pursakların kendi gençleriyle birlikte 60.000'in üzerinde gencimizi Bilim Pursaklar ve Deneyap Atölyelerinde Teknofest gençlik kuşağını yetiştirmek üzere bir araya getirdik. Bunun mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Tabii burada bizimle birlikte çok güzel ödül alanlar oldu. Ben hepsini tebrik ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen başta Bayram Bey olmak üzere kutluyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bana ne demediler? Bizim vazifemiz değil demediler. Sadece afet bölgesinde değil, afetzedeleri ağırlayan bütün illerde elini taşın altına koyan, ulaşımdan İAŞ'e, konteyner kente kadar her alanda faaliyet gösteren Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Mehmet Yiğner'i afet bölgesi hizmet özel ödülünü almaları için sahneye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Mevlam bir daha böyle bir afetle karşılaştırmasın bizim ulusumuzu, devletimizi, milletimizi. Biz de gücümüzün yettiği kadar devletimizin ve milletimizin yanında olmaya çalıştık. Biz Allah rızası için yaptık işin gerçeği, ülkemiz için, insanlarımız için bir emek ortaya koyduk. Öncelikle ben Ankara esnaf ve sanatkarlarına çok teşekkür ediyorum. Ciddi desteklerini gördük. Daha doğrusu Ankara halkına desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İnsanlar da takdir edilmek ister işin gerçeği. Nefis taşıyoruz. Bir böyle bir sırtımızın sıvatlanmasını isteriz tabii ki. Biraz önce konuşmacılardan birkaç tanesi şunu söyledi. Bizim başkentin medya ayağı biraz zayıf gidiyor diye. Sağ olsun siz iyi gidiyorsunuz. Bu ikinci yıl inşallah katlanarak daha büyüyerek gidersiniz. Ben Medya Ankara ailesine de bu anlamda teşekkür ediyorum. Başkent Kültür Yolu Festivali'nin mimarlarından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Özgül Özkan Yavuz Hanımefendi'yi ödülünü almaları için sahneye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Başkent Kültür Yolu Festivali dolayısıyla siz de ödüle layık görüldünüz. Evet. Ve pek çok kişiye de ödül takdim ettiniz. Evet.
Görüşlerinizi alabilir miyiz? Medya Ankara tarafından bu sene ikinci kez düzenlenen, gerçekten Ankara'mıza, başkentimize çeşitli alanlarda değer katan insanlarımıza, kurumlarımıza bu gece ödüller verildi. Bu tabii ki Ankara için emek veren insanları ön plana çıkarmak anlamında gerçekten son derece kıymetli bir etkinlik. Ve ikincisi olmasına rağmen çok büyük de ilgi gördü. Biz de tabii kendi alanımızda bir kültürel miras kenti, bir kültür destinasyonu olan Ankara'nın kültürel ve sanatsal değerlerini ön plana çıkarmak için yapmış olduğumuz Başkent Kültür Yolu Festivali'ndeki katkılarımız nedeniyle ödüle layık görüldük. Çok gurur duydum ve sizin de söylediğiniz gibi afet alanında olsun, iyi belediyecilik örnekleri, uygulama örnekleri alanında olsun, farklı kategorilerde de Ankara'mıza değer katan, memleketimizin adını yücelten pek çok meslektaşımıza, çalışma arkadaşımıza, kişi ve kuruluş temsilciliklerine de ödüllerini vermekten çok büyük mutluluk duydum bir Ankaralı olarak. Ankara adına bu tür faaliyetlerin çoğalması, birbirimize destek olmamız ve Ankara'nın değerlerini hep birlikte önce ulusal sonra uluslararası alanda ön plana çıkartmamız ve bu birliktelik, bir birlik, beraberlik son derece önemli diye düşünüyorum. Afetin yaşandığı anda MAKUT arama kurtarma ekipleriyle yola çıkan, bölgede aylarca çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren, bütün hizmet alanlarında yer alan Mamak Belediye Başkanı Sayın Murat Köse'yi Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülünü almaları için sahneye davet ediyorum. Mamak'ta yaptığınız güzel hizmetler var. Afet bölgesinde de yaptığınız çalışmalar oldu. Bunlar üzerine siz de ödül aldınız. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, bir kere aslında böyle bir organizasyon başlı başına çok güzel bir organizasyon. Ödül alanlar özellikle Ankara hizmet etme ve deprem bölgesiyle ilgiliydi. Biz de özellikle deprem bölgesinde yaptığımız çalışmalarla ilgili arkadaşlar bir ödül düşünmüşler. Ben tüm Mamaklar adına aldım bu ödülü tabii. Depremde özellikle ilk saatlerinden itibaren oradaydık tüm ekibimizle beraber. Büyük bir acıydı, büyük felaketti. Ama şunu gördük, milletimiz çok büyük millet. Gerçekten o da yardımlaşma, dayanışma duygusu çok üst bir duygu. Dolayısıyla bundan dolayı çok hüzünlendik aslında bir taraftan da. Tabii depremin etkilerini halen devam ediyor. Halen Samandağ'da, Hatay'da, Samandağ'dayız biz. Çalışmalara devam ediyoruz. Ankara'nın değerlerinin önüne ön plan çıkartılması, bir başkent özelliğinin ön plan çıkartılması da çok kıymetli aslında. Ankara'da yaşayanlar olarak Ankara'ya değer vermek, Ankara'nın değerlerini İşte ödüllerle olsun, farklı konularda, farklı alanlarda bir araya gelmek bu dayanışma duygusunu artırıyor. Kent kimliğini, şehir kimliğini artırıyor. Bu açıdan da çok kıymetli buluyorum ben. Bu tür toplantıların illa ödül olması anlamında değil ama Ankara'da yaşayan sivil toplum kuruluşları olsun, Ankara'daki ticaret odaları olsun, işte sanayi odası olsun. Onlarla beraber Ankara'ya, Ankara'daki iş adamlarının, Ankara'ya emek veren çeşitli kuruluşların bir araya gelmesi, Ankara'ya konuşması, başkenti konuşması çok kıymetli. Ben biraz onun başlangıcı olarak görüyorum aslında bu ödül törenlerini. Çünkü Ankara Türkiye'mizin başkenti, devletimizin başkenti. Ve Ankaralılık özelliğini, başkentlik özelliğini ön plan çıkartmak Ankara'nın gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ankara başkenti ama pek çok şeyin başkenti Ankara. Kültürün başkenti, sporun başkenti, sağlığın başkenti, sanayinin de başkenti Ankara. Dolayısıyla hepsini beraber ön plan çıkartmak Ankara kimliğini, başkenti kimliğini oluşturmak kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. İnşallah bu ödüller de buna vesile olur diyorum. Tekrar Medya Ankara'ya. Sizlere de teşekkür ediyoruz tabii emeklerinizden dolayı. Afetin yaşandığı ilk andan itibaren soluksuz sevkiyat yapan, hesapsız şekilde depolardaki ürünlerini AFS'de kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın ve devletimizin emrine karşılıksız sunan güzide insanlar. Ankara'nın toptancıları GİMAT. GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aydoğan'ı Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülünü almaları için alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyurun. Başkanım, Ankara'ya değer katanlar ödül törenindeyiz ve afet bölgesine desteklerinizden dolayı GİMAT olarak ödül aldınız. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Hakikaten Ankara'ya değer katan değerli abilerimizle beraberdik. Çok güzel düşünmüşsünüz. Emeklerinize sağlık. Keşke o gün hiç yaşamasaydık. Hayattaki en üzücü günlerimizden, en acı günlerimizden birini yaşadık. GİMAT için o gün mesai çok erken saatlerde başladı. Esnaflarımız çok erken saatlerde iş yerlerine gelerek inanın yarışırcasına o bölgeye hem kaliteli gıda, hem güvenli gıda, hem hızlı gıdayı ulaştırma anlamında yarışırcasına bir mücadele içerisinde oldular. Tabii GİMAT her dönemde kıymetli esnaflarımız, gani gönüllü esnaflarımız, devletimiz ne zaman bir zarar görse, ne zaman bir afet olsa, bunun adı seldir, yangındır, depremdir, hep vatandaşının, hep devletinin yanında oldu. İnşallah bundan sonra da olmaya devam edecek.
Bu vesileyle de tabii bunları sizin aracılığınızla da anlatmak da güzel, göstermek de çok güzel. Bugün burada olmaktan dolayı da büyük bir haz içerisindeyim. Allah sizden de razı olsun. Teşekkür ediyorum. Gurur duyduk, şeref duyduk. Yani çok başarılarınız devam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Belediye bünyesinde kurduğu şirketlerle kısa sürede Ankara'nın en kıymetli markaları haline gelen bir belediyemiz var sırada. Kazanbel Beton, Kazanbel Maden, Kazanbel Net markalarıyla Türkiye'nin dev firmalarıyla rekabet edebilen Kahraman Kazan Belediyesi'nin başkanı Sayın Serhat Oğuz'u yatırım ve katma değer belediyeciliği ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Başkanım, Ankara'ya değer katanlar ödül töreninde ağırlığınızı gördük. Çok ciddi manada Ankaracılık yaptınız. Ankara'ya iyi bir değer vermişsiniz. Onu gördük ve siz de iki defa ödüle layık görüldünüz. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Her şeyden önce Ankara'ya değer katanlar başlığını ben çok kıymetli bulduğumu ifade etmeliyim. Geçen sene de medya Ankara ailesine bunu ifade etmiştim. Ve bu ödülleri çok önemsiyorum. Çünkü Ankara'da marka şehirler bir dönem vardı hatırlıyorsanız tüm Türkiye'de. Marka şehirlerin de markaları olmalı. Mesela bir İstanbul diyorsunuz aklınıza bir sürü marka geliyor. Bir sürü ödül törenleri var, programları var vesaire. Kültür etkinlikleri, sanat etkinlikleri. Ankara'mızı deyince bu konuda biraz tutukluk yapıyoruz. Niye? Çünkü emek vermeyince karşılığını alamıyoruz. Bakın Medya Ankara, Bayram Polat'ı, Erdem kardeşimi sizleri tebrik ediyorum. Bu çok önemli bir şey. Ankara'ya değer katanlar diyerek bürokratları, siyasileri, STK'ları, toplumun her kesimini Ankara'ya değer üretme noktasında harekete geçirmek, onlarda farkındalık oluşturmak için bu ödüller çok kıymetli. Dolayısıyla Medya Ankara'nın bu tarz yapacağı etkinliklere biz her zaman desteğiz. Elimizden geldiği kadar, gücümüz neye yetiyorsa, imkanımız neye el veriyorsa. Ankara'nın böyle şeylere ihtiyacı var. Ayrıyeten Kahraman Kazan Belediyesi olarak geçen sene de Medya Ankara bizi ödüle layık görmüştü. Bu sene de iki kategoride artı bir de sporcumuz, dünya şampiyonu bir sporcumuz var. Spor ödülü aldı. Toplam üç kategoride Kahraman Kazan'a ödül gidiyor buradan. Gururluyuz. Kazan Belletimizle, Kazan Bel Betonumuzla, Kazan Bel Madenimizle, deprem bölgesinde yaptığımız çalışmalar ve Türkiye'de ilk defa bu dönem hayata geçirilen Evim Evindir projesiyle ilçemizde misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimizle ve sporda yakaladığımız başarılarla burada ödülleri aldık. Burada ödül alan tüm belediyelerimizi, STK'larımızı, siyasilerimizi, bürokratlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Başkanım şu anda da Ankara Radyo'nun standının önünde duruyoruz. Ankara Radyo'da yeni geçti. Evet. Basın camiasının içerisine katıldı Ankara'da. Evet. Kahraman Kazan'dan yayın yapan bir radyo. Tebrik ediyoruz. Eyvallah İbrahim Bey. Ben girişimci belediyecilikten yanayım. Ben üreten belediyecilikten, değer üreten belediyecilikten yanayım. Ankara Radyo da biraz budur. Ben eski bir radyocuyum. Ankara Radyo bir belediye radyosudur ama konsepti itibariyle toplumun her kesimine, tüm kesimlere hitap eden bir radyodur. Anka, malumunuz Ankara'mız. Ankara gücümüzün ankası. Mitolojik bir kuştur, sonsuzluğu temsil eder. Bizim için çok kıymetlidir. Ödül alan sanatçımız Hakan Bey çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki ya başkenti dedi kağıda yazdınız mı? Ortasında ne var? Ortasında aşk var. Bizim başkente bağlılığımız aşk derecesindedir. Lafla falan değil. Gerçekten seviyoruz. Yaptığımız her işte de imzamızı atıyoruz zaten. Ankara Radyo'da işte onun ifadesidir. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Burada hayalinin peşinden yılmadan koşan bir ismi takdim edeceğim. Ankara'da hava parkı açarak uçmak isteyen gençleri yüreklendiren, büyük vaktini sportif havacılar için harcayan tüm amatör ve sportif havacılar derneği başkanı ve Orhan Ünsal Hava Parkı'nın kurucusu Sayın Orhan Ünsal Havacılık sahibi. Ankara'ya değer katanlar ödül töreninde siz de Orhan Ünsal Hava Parkı'yla ödül aldınız. Orhan Bey görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii bu tür ödüller Ankara'mız için çok önemli. Ankara'ya değer katanlar için, Ankara'ya hizmet edenler için, Ankara'ya yatırım yapanlar için çok önemli bu ödüller. Aynı zamanda teşvik ödülleri olmuş oluyor. Biz Ünsal Grup olarak yaklaşık 50 yıldır Ankara'da Ankara'ya hizmet ediyoruz. Ankara'ya değer katan projeler yapıyoruz. Bu son projemiz Ankara Orhan Ünsal Hava Parkı projemiz bambaşka bir proje. Çok değişik proje. Dolayısıyla da bu projenin bize verdiği haz, bize verdiği duygu, yaşattığı duygu bambaşka. Çünkü havacılık alanı Türkiye'de özellikle sivil tarafta çok geride kalmış bir alan.
Askeri alanda, savunma sanayinde oldukça ilerledik ama sivil kanatta oldukça gerideyiz. Biz buradaki boşluğu gördük. Burada ciddi yatırımlara ihtiyaç var. İş insanlarımızın yatırımlarına ihtiyacımız var. Devletin katkılarına ihtiyacımız var. Biz Ünsal Grup olarak Ankara'da bu sorumluluğu üzerimize alarak Ankara'ya özel bir hava parkı kazandırdık. Bu hava parkı Ankara'nın Esenboğa Havaalanı'ndan farklı olarak küçük uçakların burada eğlenmesini, burada iniş kalkış yapmasını, burada eğitim yapmasını sağlıyor. Burada uçuş okulları eğitim veriyor. Burada pilotlar yetişiyor. Çünkü pilota çok ihtiyaç var. Sadece uçan pilota değil, aslında yerden drone kontrol eden pilotlara dahi ihtiyacımız var. Onun için de bu tür hava parkları çok önemli. Aynı zamanda bu hava parkları tabii ki pratik seyahatler için, iş insanlarımızın özel uçaklarıyla seyahatleri için çok önemli. Buraya özel uçaklarıyla iş insanlarımız geliyor. Ankara'da işini görüyor ve buradan tekrar kalkıyor, gideceği yere gidiyorlar. Tabii bundan sonraki yaşamımızda uçan arabalar da olacak. Uçan arabalar için de aslında hava parkları çok önemli. Yine insansız hava araçları için de hava parkları çok önemli. Çünkü bunların artık kontrol edilmesi lazım. Bir merkezde kontrol edilerek uçurulması gerekiyor. Aksi takdirde hava sahası keşmekeş bir hali alacak. Hava trafiğinde ciddi manada kazalar olabilir. O nedenle de buradan hem sivil havacılığımıza, bürokrasinin azalması noktasında devletimize de tabii ki bu hava sahalarının, hava parklarının yapılabilmesi için arazi tahsislerine çok önemli ihtiyacımız var. Bizler de havacılığa gönül vermiş iş insanları olarak havacılığa yatırım yapmaya devam edeceğiz inşallah devletimizle birlikte. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ediyorum.